Ben Berfin Akıl. Ben psikoloji İngilizce lisansımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde tamamladım. Şu anda da mesleğimi açtığım özel kliniğimde devam ettirmekteyim. Şimdi öğrencilerin genelde bu tür şikayetleri çok olur. Sınav stresini ve sınav yoğunluğuna aşırı derecede muzdariplerdir. Öncelikle sınav stresinin ne olduğundan bahsedeyim. Sınav stresi öğrencilerin sınav esnasında, sınav öncesinde, sınav esnasında ve daha sonrasında yaşadıkları yoğun korku ve panik durumudur. Aslında bu korku ve panik durumu öğrencilerin sınava verdikleri anlamlardan ve kendileriyle yaptıkları negatif konuşmalardan dolayı ortaya çıkar. Bu negatif konuşmalar şu şekilde olabilir. Ben bu sınavdan çok başarısız olacağım. Bu sınavda başarısız olursam herkes bana bir hiçmişim gibi bakacak gibi düşüncelere sahip olurlar. Sınav verdikleri anlamlar da şu şekilde olabilir. Bu sınav benim hayatımın merkezinde. Bu sınavda düşük alırsam hayatımın seyri değişecek gibi çok büyük, gerçekçi olmayan anlamlar verirler. Bu sınav stresimi, seyresini düşürmek için de öğrencilerin bu verdikleri anlamı pozitife çevirmeleri gerekir. Bunu nasıl yapabilirler? Bu sınav tamam önemli ama benim hayatımın seyrini değiştirmeyecek gibi kelimeler kendilerine kullanırlarsa gerçekten de sınav stresinin o seviyesini azaltacaklardır. Aynı şekilde bu sınavda başarısız olacağım, hayatımdaki herkes beni işe yaramayan biri gibi görecek sözleri yerine tamam bu sınavda başarısız olsam bile bu sınavın telafisi olacaktır. Diğer sınava daha iyi çalışıp, daha motive olup, daha yüksek bir not alarak bunu telafi ederim gibi kelimeler kullanabilirler. Veya bu sınavda alacağım herhangi bir not benim kişiliğim üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Düşük not almam ya da yüksek not almam beni iyi ya da kötü biri yapmaz. İnsanların bana nasıl baktığını değiştirmez gibi kelimeler kullanabilirler kendilerine. Onun dışında da öğrenciler sınava gitmeden önce genelde bir kasılma, fiziksel olarak bir kasılma yaşarlar. Ya da nefes alıp vermede sıkıntı yaşarlar. Bunu kontrol altına alabilmek için öğrencilerin gevşeme egzersizleri yaparak üzerindeki o kasılmaları azaltabilirler. Nefes alışverişlerini de kontrol altına alabilmek için öğrencilerin nefes egzersizleri yapmaları gerekir. Bu şu şekilde olur. Yavaş ağızdan ya da burundan nefes alıp 3'e kadar sayıp sonra yavaşça vermeleri. Bunu tekrar ettikleri süresince nefes alışverişleri kontrol altına alınacaktır. Bu biraz zaman alabilir ama devam edildikçe gerçekten etkisini görecektir öğrenciler. Bir diğer yapacakları şey de sınava başlıktan da öğrenciler genelde arkadaş ortamında konuşurlar böyle. Şu konu çıkacak ya da şu konudan çalıştınız mı öğrenci kesin ben bu konuda iyi yapamayacağım gibi konularda şeye düşer böyle, tereddüte düşer. Onu da azaltmak için öğrencinin bu ortamdan uzaklaşması onun sağlığı için ve stres seviyesini azaltması için çok önemli bir durumdur. Aynı zamanda sınav çıkışında öğrenciler genelde notları tartışırlar. Ben şunu doğru A şıkkını yaptım, B şıkkını cevapladım gibi konularda tartışırlar. Bu tür ortamlardan da uzak durmaları onlar için çok iyi olacaktır. Öğrencilerin sınav stresini yaşamasının ve ders yoğunluğundan şikayet etmenin bir diğer sebebi de öğrencilerin sınava hazırlıksız gitmeleri ve zamanla çalışmamalarıdır. Mesela öğrenciler genel olarak sınavın son gününe çalışmaya çalışırlar ama bu tabii ki sağlıklı bir çalışma yöntemi değildir. Bunu yapmak yerine öğrenciler haftalar öncesinden ya da okuldan geldikten sonra her bir derse azar azar zaman ayırarak çalıştıklarında derslerindeki yoğunluğu hem azaltmış olurlar hem de sınav öncesi yaşadıkları o stresi de azaltmış olurlar. Bu daha böyle bir başarılı bir yöntem. Sınav seviyesi stresini azaltmak için çok daha başarılı bir yöntemdir. Bir diğer önereceğim yöntem ise öğrenciler sınava ilk girdiklerinde karşılarına zor bir soru çıktığında genelde motivasyon düşüklüğü yaşarlar ve stres seviyesi artar, kaygı yaşamaya başlar. Bunu da azaltmak için öğrencilerin ilk başta tüm soruları gözden geçirmeleri, en kolay soruyu seçip en zor soruyu da sona bırakmaları onlar için çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde hem sınav daha verimli bir şekilde geçireceklerdir hem de doğru cevaplar verip sınav stresini ve zamanını iyi ayarlayacaktır. Seviyesini de azaltacaktır bu şekilde.
Ne yazık ki günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılar, iş bulma zorluklarından dolayı ailelerde normal olarak çocukların güzel mesleklerde çalışmalarını, iyi üniversitede okumalarını ister. Ama bazen aileler bilerek ya da bilmeyerek çocuklarına aşırı derecede baskı uygularlar. Bu da çocuklarında çok büyük negatif etkiler bırakır. Bu negatif etkiler şu şekilde olabilir. Bazı öğrencilerde özgüven düşüklüğü olur. Başarısız olma korkusu, aileyi memnun etmeye çalışma, sürekli bir mutsuzluk, kendi içinde bir mutsuzluk yaşarlar. Özgüven eksikliği, motivasyon düşüklüğü yaşar. Bundan dolayı da öğrenciler genel olarak kendileri istedikleri için değil, aslında aileleri istedikleri için sürekli kendilerini çalışmaya yöneltirler. Ama bu sağlıklı bir çalışma yöntemi olmaz. Çünkü öğrenciler ders çalışmaktan zevk almaz ve sadece aileleri istediği için hem fiziksel hem de beden hem de zihinsel olarak kendilerini yıpratırlar bu şekilde. Bazı öğrenciler ise tam tersine umursamaz olur. Aileleri çok baskı kurduğu için ailelerle iletişime girmekten kaçınırlar. Hiçbir şekilde ders çalışmak istemezler. Tek yapmak istedikleri yalnız kalmak. Bazı öğrenciler de tam tersine çalışmak yerine yalnız kalmayı ve odalarında ailelerin istediği şeyi yapmak yerine ders çalışmak dışında elinden geldiği her şeyi yapabilir öğrenciler. Bu yüzden de öğrencilerinize baskı kurmak yerine aslında onlarla oturup pozitif bir konuşma yaparsanız bu konuşma şu şekilde olabilir. Sizin çocuklarınızla yaptığınız iletişim onların hem zihinsel hem de akademik başarısı üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Onlarla şu şekilde konuşabilirsiniz. Senin alacağın not yani iyi veya kötü olsun seni ne kadar sevdiğimizi, ne kadar gurur duyduğumuzu değiştirmeyecektir. Biz her zaman senin yanındayız ve senin mutlu olma için sadece uğraşıyoruz gibi kelimeler kullanırlarsa çocukları gerçekten yüksek derecede motive ederler hem çalışmaları için hem de ruhsal olarak da çocuklar daha mutlu olurlar. Bir diğer söyleyebilecekleri şey şu olabilir. Sen zaten öğrenci olduğun için kendi sorumluluğunu biliyorsun. Elinden gelen en iyisini yapacağını biliyoruz. Sana güvenimiz sonsuz. Bu gibi kelimeler kullanırsanız hem çocuğunuza özgüven kazandırmış olursunuz hem de sorumluluk sahibi yaparsınız. Bunlar gerçekten çok önemlidir. Çocuklarınızla nasıl konuştuğunuz onların üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Velilerin yapacağı bir diğer şey ise kesinlikle kıyaslama yapmamanız. Bu ne yazık ki yapılan en büyük hatadır. Veliler genellikle hem kendi geçmişlerini hem de arkadaş çevresiyle çok fazla kıyaslama yaparlar. Bir kere kendi geçmişinizle kıyaslamanız hiç doğru değil çünkü sizin zamanınızdaki eğitim sistemiyle bu zamandaki eğitim sistemi ve şartlar hiçbir şekilde aynı değil. Bu yüzden çocuklarınızdan da aynı şeyi beklememenizi tavsiye ederim. Arkadaş ortamı için de bu çocuklarda aslında bir nefret duygusu başlatabilir. Çünkü çocuklar kendini eksik hissederler. Özgüvenleri düşer. Çünkü siz arkadaşlarına örnek gösterirsiniz onu. Onu aslında bunu yapmak yerine çocuklarınıza cesaret vermeniz çok daha iyi olur. Karşılaştırma yapmak yerine bak o senden daha iyi çalışıyor, o senden daha iyi demek yerine sen de onun gibi yapabilirsin. Bak bakalım nasıl çalışıyor, onun yöntemleri nasıl, belki sende de işe yarar gibi şeyler, kelimeler kullanırsanız çocuklarınızı cesaretlendirebilirsiniz. Bu şekilde çocuklarınızı daha iyi motive edebilirsiniz. Bir diğer yapacağınız şey de bazen konuşmak yerine göstermek çok daha kolay olabilir. Bu nasıl olabilir? Biz hepimiz etrafımızdaki insanların rol modeliyiz aslında. Siz nasıl çocuklarınız için rol modelsiniz, biz de etrafımızdaki herkes için rol modelizdir. Mesela çalışmasını istiyorsunuz ya da okumasını istiyorsunuz. Bunu söylemek yerine aslında açıp bir kitap okursanız bu çocuğunuz için daha kolay olacaktır. Hani bakacaktır, herkes okuyor, ben niye okumayayım diyecektir. Daha bir şevkle okuyacaktır onu. Bu şekilde yaparak çocuklarınızı hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmış olursunuz, hem de herhangi kırıcı bir kelime kullanmadan ona yapmak istediğiniz şeyi yaptırmış olursunuz. Velilerin yapması gereken bir diğer yöntem ise öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde bulunmaları. Çünkü öğretmenler öğrencileri gün içinde çok iyi gözlemledikleri için çocukların derse katılımını, hangi derse eksik, hangi derse yardıma ihtiyacı olduğunu çok iyi bilirler. Bu şekilde öğretmen ve veliler iletişimde olursa çocuğun hangi yönde eksiği olduğunu bulup çocuğa gerekirse bir yardımcı bularak eksiğini tamamlamaları çocuğun başarısı için çok pozitif bir etkiye sahip olur. Çocuklarınıza kesinlikle baskı yapmamanızı öneririm. Onu yapmak yerine cesaret verin. Çünkü her çocuğun anlama kapasitesi farklıdır. Bir çocuk bir saat çalışırken
anlar. Bir çocuk 2 saat çalışıp anca anlar. O yüzden lütfen onun çalışma zamanına bakmayın. Ne kadar verimli çalıştığına bakın. Bu konuda size tavsiyemin baskı kurmamanız ve cesaret vermenizdir. Tükenmişlik sendromu aşırı ve uzun süreli stresin sebep olduğu zihinsel, bedensel ve duygusal bir bitkinliktir. Tükenmişlik sendromu aslında istekler karşılanmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Öğrencilerde ise bu durum düşük not alma, ders yoğunluğu, aşırı rekabet, arkadaşlar arasında rekabet, sınav stresi ve aile baskısından dolayı ortaya çıkar. Bu da öğrencilerde bazı negatif etkilere sebep olur. Bunlar da derse katılımın azalması, ders çalışma isteğinin azalması, motivasyon düşüklüğü, beslenme ve uykuda sorun yaşaması, dikkat dağınıklığı, unutkanlık gibi durumlar ortaya çıkar. Burada aileye çok büyük bir görev düşüyor. Aile bu tür şeyler, semptomlar fark ettiği anda kesinlikle çocuklara daha fazla zaman kaybetmeden, çok daha zarar görmeden bir psikoloğa ya da bir profesyonel hekime göstermeleri faydalı olacaktır. Bu şekilde de terapi görerek çocuğunuz tükenmişlik sendromundan az zarar görerek atlatacaktır.